Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan altılı masayı sallayan bir açıklama geldi. Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır." dedi. Bu çıkış siyasetteki dengeleri değiştirirken yeni ittifak hesapları yapılmaya başlandı. Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır. Sürpriz kararı bu cümlelerle duyurdu. Deva Partisi'nin kendisine güvendiğini söyledi, "Hodri meydan." dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 24 Nisan'daki altılı toplantıdan 3 gün sonra beklenmeyen bir açıklamaya imza attı. Babacan partisinin 2023 seçimlerine tek başına gireceğini açıkladı. İşte ben buradan ilan ediyorum. Duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır. Deva Partisi lideri 6 partinin genel başkanlarının bir araya geldiği yuvarlak masaya desteklerini ise devam edeceğini söyledi. Biz altılı masada bugüne kadar vermiştik olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız. Ortak çalıştığımız konularda her türlü katkıyı vermeye de devam edeceğiz. Peki babacan neden böyle bir çıkış yaptı? Kulislerden edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya yanımda olun ya da yoldan çekilin sözü büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun aday benim mesajı DEVA Partisi'nde tepkiyle karşılandı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Cumhurbaşkanı adayı kriterlerini açıklarken 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak ifadesini kullanmıştı. O çıkışta Babacan'da kırgınlık oluşturdu. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun ittifak içinde ittifak açıklaması da yuvarlak masadaki görüş ayrılıklarını da derinleştirdi. Peki, babacanın seçim kararı muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı arayışlarını etkileyecek mi? Ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkartması seçimlerde başarı sağlamak için çok önemli bir yöntem olacaktır. Mutabakat sağlanamazsa farklı tercihlere de, farklı seçeneklerde kuşkusuz bakılır. A planımız, altılı masada bir ortak aday oluşturup bir isim üzerinde mutabakatı sağlayıp ortak adayla tek adayla seçimlere gitmek. Bizim A planımız bu.